Ya Tuna Hocam, Atatürk ilkelerinin 6 tanesini gördük. Şimdi de devam edeceğiz bakalım. 2 yani bütünleyici ilkeler. Şimdi ana ilkeleri gördük. Evet. Şimdi ana ilkelerle ilgili kavramlar var. Bütünleyici kavramlar, onlara bakacağız. Bunlar da önemli sanırım. Evet. Sorular aslında. Mesela çoğunu zaten az önce yani diğer videoda mesela şeyi söylerken, ilkelerle ilgili sihirli kelimeleri söylerken, kavramları söylerken yine aynı şeylerden bahsedeceğiz zaten. Milli egemenlik, bütünleyici ilke. Milli egemenlik neydi? Milli irade neydi? Kararları halkın alması. Evet. Ülkeyi halkın yönetmesi. Bakın yönetimle ilgilisi direkt neye girerdi? Cumhuriyetçiliğe girer. Yani milli egemenlik cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesi. İlkesi. Evet. Bağımsızlık. Milliyetçiliğin temel kavramlarından bir tanesi bağımsızlık değil mi? Evet. Bağımsızlık varsa milliyetçilikle alakalıdır. Hı hı. Ki bağımsızlık nedir? Devletlerin, insanların özgürce yaşamasıdır. Kimseye bağımlı olmamasıdır. Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü. Bu da milliyetçilikle ilgilidir. Bakın milli kelimesi geçiyor. Milliyetçiliği anlatırken milliyetçilik ilkesindeki sihirli kelimelerden bir tanesi neydi? Milli kelimesi. Milli kelimesi varsa milliyetçiliktir. Milli birlik, milli beraberlik neyle ilgiliymiş? Milliyetçilikle ilgili. Yurtta sulh, dünyada sulh. Barış, yurtta barış, dünyada barış. Hı hı. Bu temel ilke. Ki Atatürk döneminin Türk dış politikasının temel ilkesidir zaten bu. Amaç ülkemizde ve çevre ülkelerde barış ve huzuru sağlamaktır. Amaç bu. Akılcılık ve bilimsellik. Bu hem laiklik diyebiliriz hem de inkılapçılık diyebiliriz. İnkılapçılık. Doğru, akıl ve bilimsellik işine girdiği zaman aynen. Hem laikliği hem de... Akıl ve bilim denince iki ilke aklımıza gelecek. Laiklik ve inkılapçılık. Laiklik ve inkılapçılığın bütünleyici ilkesidir. Çağdaşlaşma ve batılılaşma, yenileşme. Bu ise inkılapçılığın bütünleyici ilkesidir. Bakın çağdaşlaşma, modernleşme, batılılaşma. Bunun için ne yapacaksın? Yenilik yapacaksın. Yeniliğin karşılığı nedir? İnkılap, inkılapçılık. Buradan. İnsan ve insanlık sevgisi hümanist düşünce, humaniter düşünce. Türk inkılabı insancıldır ve insan sevgisi temel ilke olarak benimsenmiştir. En önemli, güzel, bütünleyici ilke de bu olsa. Özellikle kadınlar üzerinde. Kadınlar. Kadın erkek eşitliği üzerinde daha doğrusu.